Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda jumbalarımızı eşleyeceğiz. Artık beklenen zaman geldi. Ama kötü bir haberim de var. Ölüm üstüne geldi arkadaşlar. Yavrularda ölümler oldu. Bir tane kuşumu dayıma verdim. Söz verdim. Yani normalde size dediğimi değil de diğerini verdim. Sözümü tutmuş oldum en azından. Yani dün akşam geldi. Dedim ben de vereyim gitsin bari. Parçalı olan, hani sahibinin pazartesi gelip alacağı ama bir türlü kaç haftadır gelmediği kuşu dedim onlara gideceğine dayıma gitsin. Onu dayıma verdim. Diğer engelli kuşun gözleri, yani engelli dediğimde şu gözleri hafif enfeksiyon kapmış olan, gagası yamuk olan var ya, o. Şimdi hepsini göstereceğim ama ilk olarak önceliğimiz tabii ki de Jumbo. Yavruların hangilerinin öldüğünü göstereceğim. Buradan bir ölüm yok Allah'a şükür. Hani buradan çok fazla bir sıkıntı yok. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Jumbo'muz burada. Bayağı bir çırpınıyor. Popo tüylerini kestim arkadaşlar. Tıraşladım bayağı bir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu atalım. Daha sonra aynı zamanda da kuşlarımızı gösterelim. Evet. Eşi bayağı bir çıldırıyor şu an. İkisinin de popo tüylerini kestim. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve atalım. Yavrumuz çıktı arkadaşlar, papağan yavrumuz. Şöyle bir durum oldu. Dün çıktı. Akşam saatlerinde. Sahurda geldim, baktım. Arkadaşlar kuş ölmüş. Zaten beklediğim bir şeydi. Sabah geldim, bir tane daha başka yavru ölmüş. Onları da göstereceğim. Ama papağan yavrusu değil. Evet, erkek şu an kafayı yedi. Biraz uzaklaşalım. Şöyle. Işık yalnız nasıl yansıyor ya. Yok, bunları da birazcık bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın, burada bir maalesef ölümüz var. Dün akşam papa, bakın bakıyor bile oradan deli. Ben de aynı zamanda jumbolara bakayım. Çiftleşme herhalde gerçekleşebilir. Bu yavrumuz arkadaşlar dün yuvada bu şekilde zaten beslenmemiş ve ezilmiş bir şekilde buldum. Sebebi şu: bunlar arkadaşlar yavruya bakmamışlar. İlk çıkan yavrumuz, çok da fazla sesi çıkmadığını düşünüyorum. Tüyleri kuruduktan sonra bu şekilde ölmüş. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Nasibimizde ne varsa o. Onun dışında burada bir ölümüz var. Ve bu ezilerek ölmüş arkadaşlar. Bu açlıktan değil, bu ezilerek ölmüş. Şu anda jumbolara da bakıyorum ara ara. Bu neden ölmüş? Şimdi morarmasına bakmayın. Ölü olanı hepsi morardı zaten ölülerin. Çünkü ben sabah geldiğimde böyle buldum. Zaten az çok belliydi arkadaşlar. Çok altlarında kalıyordu yavrularımızın. İki tane yavrumuz kaldı. Bu ağızdan sonra tabii ki de ikinciyi alacağım arkadaşlar. O tartışılmaz. Maşallah bunlar gayet sağlıklı. Ve ikisi de gizli nokan. Bunun gözleri yavaştan açılıyor ve bu Lütino DF sanırım. Lütino veya Albino DF çıkacak galiba bu. Ve bende kalacak yani. O net. Geçecekler mi? Ya geçenlerde ne güzel kuyruk kaldırıyordu bu dişi. Şu an erkek muhtemelen yetersiz kalıyor arkadaşlar. Dedim yani hafiften tüy patlatmış diye. Muhtemelen yetersiz kalıyor. Şu an ben tekrardan bakıyorum. Çiftleşecekleri zaman ben size göstereceğim arkadaşlar. Şu an boşu boşu ezlemenin anlamı yok. Bu arkadaşlar, bunu biraz daha bekleteceğim. Yem kırabilir mi? Şu an kırabilir. Ama ben bekletmek istiyorum. Sebebi şu. Biraz olsun yani, yavru biraz afacanlaşsın, biraz gözü açılsın. Ona göre vereceğim çünkü. Hani hepsini bir araya katıp o şekilde götüreceğim. Bekleme yapmayacağım. O yüzden bekletiyorum. Bu hafta için bunu veriyorum ben. Bu da gözleri enfeksiyon kapan yalnız. Enfeksiyon demeyeyim de aslında. Başlangıcı olmuş. Biz engelledik. Çay demiyle falan pansuman yaptım. Böyle bir durumda arkadaşlar yapmanız gereken kuşun, yani şöyle diyeyim, gözlerini ilk olarak çay demiyle pansuman etmek. Daha sonrasında kuşa nasıl diyeyimse gentogut göz damlası olabilir, teramisin göz merhemi olabilir. Bunları sürebilirsiniz. Onun dışında bir şey sürmeyin. Evet, bir sıkkınlaştılar. Şu an erkek çıldırıyor ama dişi de çok kızgınlaştığı için izin vermiyor. Tekrardan inşallah kış beşiği almak zorunda kalmam bunları. Arkadaşlar erkek bir çiftleşme kuru yapsa dişi kuyruk kaldıracak, o derece. Ama gel gelelim ki şu anda herhangi bir şey yok. İnşallah çiftleşirler. Yani ben videoyu kapattıktan sonra çiftleşiyorlar genelde ama. Hadi hadi oğlum. Evet, devam et. Salak gibi yarıda kesme, hadi. Evet, kuyruk kalkıyor arkadaşlar, gördünüz mü? Kuyruk kalktı. Evet.
Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bir de üstüne çıksa tamamdır. Evet, tamamdır arkadaşlar bu iş. İnşallah çiftleşme gerçekleşti. Maşallah. Hadi oğlum, sakın sakın öyle bir hata yapma. Ya oğlum, salak salak hareket yapıyor. Vallahi var ya, kalp krizine gideceğim şu an. Aha işte, yaptığını beğendin mi? Aha. Hale bak ya. Şaka güler yine de. Ama arkadaşlar sonuçta bunlar çiftleşmeye devam edecek. Çiftleşmeleri gerçekleşecek. Bunu da görmüş olduk. En azından erkeğimiz o kıvama gelmiş. Tüy patlatsa da. Bunlar olur arkadaşlar. Zaten eş kuşlar, yumurta alınmış kuşlar, yavru alınmış kuşlar. O yüzden o konuda sıkıntı etmiyorum. Şimdi neyi göstermedik? Burayı göstermedik. Bir de papağanları göstermedik. Evet, bu tayfa uyuyor arkadaşlar. Maşallah bayağı büyüdüler. Bakın. Şu yavrumuz çok büyüdü özellikle. En büyükleri. Kendini gösterdi yani. Gördüğünüz üzere. Maşallah elime de yaptı. Gözler falan açıldı arkadaşlar. Maşallah cin gibi bir yavru. Elimizi de bir silelim. Vallahi var ya. Aldığım yavru elime pisliyor ya. Evet, maşallah güzel güzel uyuyorlar. Ölüm kalım yok değil mi burada? Aman Allah korusun valla. Arkadaşlar bunları Bulut'un kafesine geçireceğim. Yem kusuyorlar. Bulut'un kafesine geçireceğim arkadaşlar. Zaten söylemiştim. Bakalım bir düzen çekeceğim arka tarafa. Ya 45'likleri almadan gerçekten bir türlü şu şeyi yapamadık. Sürekli aklımda. Hani almak istiyorum. Ama şu anda yani kuşları vermediğim için bir şey de yapamıyorum. Bunlar da yemini bitirmişler. Aferin size. Bu tayfa arkadaşlar şimdi asıl bingo burada. Onu söyleyeyim. Ben diyorum ki bu yerleri kim kirletiyor? Bunun kafesindeki mavi tüyler kimin? Hadi bu neyse bu biraz ama bu var ya, söylemek istemiyorum gerçekten şerefsiz. Tüye girmiş arkadaşlar bu. Ben diyorum ki bunlar niye bir türlü yuvaya gitmedi, çiftleşmedi? Erkek neden bu kadar şey değil? Erkek tüye girmiş. Dişi de yavaştan patlatmış. Kuşlar tekrar tekrar tüye girdiğinden dolayı bunları güzel bir ceza vermek şart oldu. Ne yapacağız? Ayıracağız arkadaşlar. Nasıl ayıracağız? Onu da söyleyeyim. Kafeslerdeki düzenlemeyi yaptıktan sonra erkekleri tekleyeceğiz. Bunlarla bir ağız daha gideceğiz. Bununla bir ağız gideceğiz. İspinozlar zaten mesaiye devam. Bununla bir ağız gideceğiz ve dinlendireceğiz. Bakın görüyor musunuz? Bak kuyruğa bak şimdi bak. Nereye? Hacı nereye? İçeriği mahvetmiş arkadaşlar. Gelmiş buraları kemiriyor. Görüyor musunuz? Yani gel de çıldırma. Yumurtlasın, ben ona ne yapacağımı biliyorum. Kıçı başı şişti zaten. Aha bakın görüyor musunuz, şişti. Zaten yuvaya falan yavaşla girmeye başladı. Duruşu falan bile değişti yani hayvanın. Bakın yavaş giriyor yuvaya. Hani dediğim gibi bunlar tamam. Bunlar zaten yumurtlayacak biliyoruz. Bunlara bir düzen verdikten sonra ayırma yöntemi. Bunlarla inşallah yavrusunu alacağız artık. Gerçekten ümitliyim. İnşallah beni tekrar tekrar ayırmak zorunda bırakmazlar. Çiftleşme de gerçekleşti ama hadi hayırlısı. Maşallah. Ama şey ya, iyi yani, fena değil. Bunların şimdi yavrularını göstereceğim. Bu manyağımız maalesef yavrusunu kaybettik bunun. Gördüğünüz üzere. 2 tane yumurtamız kaldı. İkinci yumurtayı 4 gün sonra yumurtladığı için, ki onu da çatlatmışlar hafiften. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Yani bilmiyorum ya. Bunların yuvası küçük arkadaşlar. Yani bunun kadar büyük değil. Ya yani bu yuvadan bir tık daha büyük. Bir ikincisi zaten şey. Şöyle diyeyim. Bunlar bir önceki kuluçkasına büyük yuvada olduklarından dolayı buna pek alışık değiller. Ondan kaynaklı da olabilir. Bu arada ne yapıyor bunlar? Herhalde çiftleşebilirler. Güvenmiyorum ben bunlara. Maşallah yalnız var ya, yine efsane yakışıyorlar. Hayırlısıyla bir yavrularını alsam arkadaşlar, yani satmayacağım. Gerçekten satmayacağım yavrularını. Babam zaten bir tane eğitmelik istiyor kendine, yeşil. Bakalım. Sen ne bakıyorsun öyle malma? Bakın arkadaşlar, bu da içinden çıktı yumurta. Tüyleri falan böyle kendine gelmişti. Çok da düzgün tüyleri var yani. Kurumuştu. Gayet güzel olmuştu. Pişt. Deli. Gerçekten çok psikopatmış arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ama yani bundan yani bir tane daha olsun. Yani bir tane olsun, bizim olsun, yavru almak istiyorum. Çünkü gerçekten desenleri muhteşem, üzerindeki desenler. Yuvada daha net belli oluyor. Çok güzel desenleri var. Bakalım. İnşallah alabiliriz. Şimdi bu manyaklarımızı gösterelim. Şununla şunu da. Bir saniye. Aşağı tarafa koyalım oraya.
Bunları da şuraya çekelim. Bunların yuvalarını daha temizleyeceğiz. Şuraya bakın ya. Daha yeni temizledim ben burayı. Evet. Maşallah yavrularımıza. Şöyle bir problemimiz var. Bir, yuva çok kirli. Temizleyemiyoruz. İki, hop. Ne yapıyorsun lan? Eşek sıpası. Kursaklar boş arkadaşlar daha. Daha yeni yeni yemiyorlar. Bunlar öğlen anca yem kusarlar. Daha mama yapıp getireceğim. Bunun kursak biraz daha dolu. Şöyle bir problemimiz var. Bunu daha az besliyorlar. Niye bilmiyorum. Birazcık takviye gerekecek sanırım. Evet, bununla kursaktaki bitmiş. Besliyorlar beslemesini ama gel gelelim ki eşit beslemeyi yapamıyorlar. Birazcık destek gerekiyor bence. Yani biraz uğraşmak gerekiyor. Maşallah yanağında kırmızılıklar da çıkıyor. Hop 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 kardeşine bastı. Bunun belinin üzerindeki tüyler de çıkıyor arkadaşlar. Bakayım, bunun da çıkıyordur herhalde. Kafaları kel değil. Ona çok sevindim. Bakın bunu da çıkıyor. Belinin üstündeki tüyler. Yolunma vesaire yok Allah'a şükür. Gayet güzel yavrularına bakıyorlar. Evet, bu sefer umduğum gibi oldu bakalım hayırlısıyla. Bunlar böyle atlamaya çok meyilli yavrular. O yüzden bunları yerlerine koyalım. Yuvalarını bugün temizlerim arkadaşlar. Lütfen çok kirlenmiş. Maşallah lütfen esirgemeyin. Gayet güzel oldular. Bu deli de bağırıyor. Manyak ya. Evet. En küçüğümüz de şöyle bir toparlasa çok çok iyi olacak. Daha beslemediler ama hayırlısı bakalım. Aman arkadaşlar, tüy yolunması olmasın da güzel beslesinler. Yani zamanında beslesinler. Önemli değil benim için gerisi. Tüy yolunması ve besleme olayı çok önemli bunlarda. Onun dışındakiler çok da önemli değil. Malum Ramazan geldi artık. Yani alışma evreleri ama şimdi şöyle düşünüyorum. Haftada benim okulum, yani evde kaldığım gün, şöyle diyeyim, hafta sonu dahil 5 gün mü ne? Yani 2 gün okula gidiyorum, 2-3 gün. Geri kalan günler okuldayım. Bu niye girmiyor geri? Evet. Yani dediğim gibi haftanın, yani yaklaşık 2-3 gün okuldayım. Geri kalan bütün günler. O bunlar ne çıkışıyorlar. Şöyle geçelim. Yine iyi denk geldik ya. Evet. Şu anda dişi kızıyor. Sebebi erkeğin çiftleşememesi. Nasıl yaparız onu? Ya bunlar eski kafesine daha güzel çiftleşiyorlar ya. Erkek burada yapamıyor. Galiba kafaları tavana kayıyor. Ha şey diyorum. Haftanın 2 gün, 2-3 gün okuldayım. Diğer geri kalan günler evdeyim. Acaba diyorum yavruları bir süre sonra el beslemeye mi alsam? Yani aslında pek de tavsiye edilmeyen bir şey ama en azından anne baba bakarken bir takviye yaparım diye düşündüm. Yuvadayken hiç ellemem. Sadece beslemek için takviye yaparım. Öyle düşündüm. Bakalım eğer olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Annemiz babamız besliyor ama bunların takviyeye ihtiyacı var. Yavrular büyüdükçe çok fazla üzerine düşemiyorlar. Çok fazla besleme yapamıyorlar. Zaten yani şöyle düşünüyorum. Bunlar 3 yavruya bakıyorlar. 4 yumurtladılar. 3 yavruya bakıyorlar. Bir de bunun yani greyleri var. 6-7 yavruya bakan sultanlarımız var. Bilginiz olsun, hani o şekil bakıcı olan sultanlar da var. Onlar nasıl bakıyorlar? O kadar bakım nasıl yapılıyor? Onu da şaşırıyorum açık söylemek gerekirse. Ama zor. Onu kesinlikle itiraf etmeliyim. Sultan bakımı da üretimi de zor yani arkadaşlar. Hele ki böyle bir kerkenizimiz varken, öyle bir manyağımız varken hepten zor. Bakalım hayırlısı. Şöyle şunları da son kez bir göstereyim. Videomu kapatayım arkadaşlar. Bu dişinin birazcık yola gelmesi lazım. Şimdi buna bir ayağı çekmek lazım. Ama nasıl yaparız? Vallahi bakalım. Bekleyeceğiz şimdilik. Şimdi de şurayı göstereyim tekrardan. Bu manyaklarımız yemiyorlar. Arkadaşlar son yavrunun düşmesine çok az kaldı. Birkaç gün içerisinde ben bunları göndereceğim. Sadece 3 tanesi. Bakın 1, 2, 3, 4 tanesi bende kalacak. Diğer geri kalanların 6 tane full form gidiyor. Bir tane yuvada kalıyor zaten. Bir tane engelli yavruyu arkadaşlar şöyle yapacağım. Düzelteyim. Ya kardeşim ilgilenir onunla ya da ben hani bir şekilde onu ücretsiz veririm. Bilmiyorum. Duruma göre. Eğer kardeşim ilgilenir derse ona bırakacağım. Yoksa tanıdığım birkaç kişi var, onlarla görüşeceğim. Hayırlısı. Evet. Durumlar böyle. Benim diyeceklerim bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım jumbalarımız da tekrardan çiftleşirler. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.